Şimdi Haber Türk TV'den Sayın Mehmet Yeşilkaya buyurun. Efendim HDP Yeni Adalet Yeşil Sol milletvekilliği seçimlerine kendi kurduğu ittifakla giriyor. Ancak herhangi bir Cumhurbaşkanı adayı göstermedi. Bunun yerine Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladılar. siz de bu süreçte Hüdapar'la bir ittifak içinde seçime giriyorsunuz. E, seçim meydanlarında siz e, HDP üzerinden Millet İttifakı'nı çok sert bir dille eleştirdiniz. Onlar da keza Hüdapar üzerinden sizi eleştiriyorlar. Siz Millet İttifakı'nın e, Hüdapar'la ilgili size yönelik eleştirilene ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi arkadaşlar yani Bay Bay Kemal'in HDP ile ortaklığı Hüdapar'ın bizimle birlikte olmasıyla kıyas dahi kabul edilemez. HDP terör örgütü PKK ile ilişkisini reddetmek şöyle dursun. Tam tersine her gün selam göndererek aradaki bağını sürekli teyit ediyor. Kandil'de bunların birlikte resimlerini hep gördük, izledik. Hüdapar'ın ise kendisine atfedilen terör örgütüyle ilişkisine dair herhangi bir emare olmadığı gibi kendilerinin de bu konuda çok açık reddi var. Kabul etmiyorlar böyle bir şeyi. Aslında bu konuyu hiç öyle uzun uza diye tartışmaya gerek de yok. İnternetten açın, bir HDP mitingine bakın, bir de Hüdapar mitingine bakın. Birinde tek bir Türk bayrağı bile göremeyeceksiniz. Atılan sloganların tamamı da terör örgütünü desteklemeye yönelik sloganlardır. Diğerinde ise sadece Türk bayrağıyla kendi partisinin bayrağını göreceksiniz. Atılan sloganların tamamı da milli birliğimize ve beraberliğimize yöneliktir. Mesela bu kadar basittir. AK Parti ülkesine ve milletine bağlı herkese ittifak yapar, yol yürür. Aksini zaten kabul etmesi mümkün değildir. Ülkesine ve milletine düşmanlık eden, bölücülük peşinde koşan herkese de kapımız kapalıdır.